Evet arkadaşlar, şu an LRF takımlarını gösteriyoruz, ekipmanlarını. Biliyorsunuz şu anda çok model, popüler bir yöntem balık avlamı açısından. Şirketlerimiz, solüsyonlu yemlerimiz ve hırsızımız. İstavrit için genelde kullandığımız şu anda jiketler bunlar oluyor. Çünkü hafif ve de yani iğnelere balığın ağzına uygun olarak. Hayabusa, Kegot. Bu iki markayı şu anda daha çok kullanıyoruz. Hem Kegot fiyat açısından uygun. Hayabusa kendini ispatlamış bir jiket. Yine aynı şekilde Isome solüsyonlu ve Gulp solüsyonlu yemlerimiz. Ayrıca kendimizin yine şey yaptığı hırsız iğnelerimiz. Isomen'in pembe rengi Starit'te çok ravaşta olan bir yemdir. Yine Gulp'un değişik renkleri aynı şekilde ravaştadır. Isomen'in pembesinin balıkta kullanırken balıkta çabuk kopar. Ama gel gelelim uzun tiraj düşündüğümüzde bir sene boyunca rahatlıkla içindeki solüsyonu dökmediğimiz sürece kullanabileceğimiz bir yemdir. Gulp ise balıkta daha dayanıklıdır. Yani avlanırken kopmaz ama ömrü isomeye göre daha kısadır. Daha Bir, çabuk kuruyor. daha çabuk eriyor. Suyun içinde erime özelliği vardır. Yani atıyorum suda birkaç saat kalırsa yemli olarak da kullanılıyor. Sade bunu LRF'de kullanılmıyor. Yemli olarak da kullanılıyor. Bu şekilde kullanıldığımız zaman da suyun içinde eriyebilir birkaç saat içerisinde. Yani doğada çözülme özelliği vardır. Ayrıca böyle solüsyonlu yemlerimizi saklama kaplarında yine Hava LRF almayacak şekilde. solüsyonlara dayanıklı olan saklama kaplarında saklarsak içindeki sıvıyı kaybetmemiş oluruz. Çünkü bu konuda bayağı bir kullanıcı arkadaşlarımız da şikayet oluyor. Bunu nasıl saklayacağız diye sorular da oluyor. İçindeki sıvıdan da bahsedelim istersen. Özel bir solüsyon olduğu için Tabii. formülü tamamen gizli. Tabii firma ona göre gizlemiş. Veyahut ekstradan yine şu anda yeni model olarak solüsyonlar dışarıdan katkı yapabilirsiniz. Ama karıştırmamak daha iyi. Karıştırmamak tabii daha iyi. Kendi ne has kokusunu kullanırsak hedef balığımız için daha verimli olur. Tabii dediğim gibi daha sonradan katkı olarak başka solüsyonları kullanabiliriz. İsome'de şöyle bir özellik var. Daha akışkan olduğu için Elastiki olarak daha fazladır. sudaki kuyruk hareketleri ve aksiyonu Aksiyonu son daha derece fazla. gerçekçi. Tabii. Isomen'in bu özelliği Avcılığını avcılığını daha da arttırıyor. Ama Gulp'un da şöyle bir özelliği var. İstavritin ya da farklı balıkların darbelerine karşı Isome ne kadar zayıfsa, ne kadar kopuyorsa Gulp de tam tersi. tam tersi çok daha dayanıklı. Akışkanlığı daha az, biraz daha sert ama ısırmalara karşı Dayanıklı oluyor. daha dayanıklı. Ya. Özellikle de jiketlerde glove özelliği taşıyan Gece için avcılığında daha çok glove özelliği taşıyan ve de yapılışı ile yani şekliyle mesela suda çekerken bıraktığımız zaman ayrıca suyun içinde kendi de bir aksiyon alır. Her jiket kendine göre bir has özellik şey yapıyor, sağlıyor. Tabii bunları zamanla kendiniz kullandıkça çözebilirsiniz. Dediğim gibi ikinci bir ayrıntı, hırsız kullanmak her zaman artı bir. hırsızı da şöyle yakından göstermek gerekirse Kendinize göre ister simli olarak
Şöyle açalım, gösterelim. Simli olarak ve de takacağınız yemin boyuna göre. Hırsızdaki şuradaki stoperi jikete Jiketin. taktıktan sonra biraz ittiriyorsunuz. Şöyle sıkıştırıyorsunuz Jiketin jiketin arkasından iğnesine. bu takım sarkıyor. İsterseniz yeminizin bir kenarına tutturur, isterseniz serbest olarak bırakırsınız. Ayrıca avcılığı bayağı bir arttırıyor. Çünkü